Herkese güzel bir günden günaydınlar diliyorum öncelikle. Şimdi kısaca bir Hyundai Tucson incelemesi yapacağız. Görüntüdeki araç Hyundai Tucson 1.6 turbo GDI diye geçen benzinli 4x4 model. Araç 2015 model olup 2016 çıkışlı diye geçiyor. Araba benim arabam. Bu arabayı 2020 yılı Temmuz ayında 197 bin lira ilk sahibinden aldım. 17 bin kilometrede almıştım bu arabayı. Önden bir tane küçük kazası var. 20 bin lira hasar kaydı vardı. Ama kaza resimlerine baktığımda sadece öndeki tamponların ve farların hasar aldığını görünce aracı almaya karar verdim. Arabadan 1,5 yıldır memnunum. Bu arabayı özellikle performanslı olduğu için, 177 beygir olduğu için tercih ettim. Yakıt tüketimi çok fazla. Yaklaşık ortalama 10 litre yakıt tüketimi var. Ama bunu bilerek aldım. Çünkü dizel ile arasında çok ciddi bir fiyat farkı var. Arada neredeyse bir 70-80 bin lira minimum fiyat farkı ödeyerek dizeli almanız gerekiyor. Ben de bunu direkt peşin vereceğime yılda 5-5 yakıt parası olarak veririm deyip benzinliği tercih ettim. Aracın içine geçecek olursak halihazırda kullandığımız bir araba, 1,5 yıldır aile aracı olarak. Gördüğünüz gibi şurada 4 cam otomatik, klasik elit paket bu arada. Araç Elit Plus'ın bir alt paketi. İçine girecek olursak sürücü koltuğunda sürücü koltuğu elektrikli. İç görüntü şu şekilde aracın. Bu benim kendim sonradan taktırdığım bir tane kablosuz şarj. Bu arabada kablosuz şarj yoktu. 200 liraya şunu takıyorsunuz. Alın size, kablosuz şarj oluyor arabada. Yanından yeri hiç baş ağrıtmaya gerek yok. Torpidosu bu şekilde soğutmalı. Şurada dry mode seçeneği var. Basınca sporta geçiyor. 3 tane mod yok. 2 tane var. Bir normal, bir de basınca sporta geçiyor. Kullanımı çok değişiyor. Eğer soran olursa ayrıntılı bir şekilde yorumlarda cevap veririm. Bu yokuş iniş desteği çok dik yokuşlardan inerken gerçekten yardımcı oluyor. Ama hiç kullandım mı dersen, sırf denemek için kullandım. Bu arazide 4 tekeri sürekli çekiş vermek için diferansiyel kilit tuşu. Bu da park sensörünü kapatmak için kullanılan tuş. Aracın içi bu şekilde. Şurada aracı kontağını açarsak, arabada bu arada anahtarsız giriş çıkış bulunuyor. Buradan kontağı açtığım zaman şuradan arabada çok geniş bir cam tavan var. Arkada oturunca bu tavanı açtığınız zaman sanki kabriyo araba kullanıyormuş hissi veriyor yani. Arabanın iç hacmi çok geniş. Aileler için özellikle fazlasıyla geniş. Bir Skoda Superb'in diz mesafesi yok ama Skoda Superb'in altında asla kalmaz. Bir Passat'tan, Superb'den bana sorarsanız daha geniş. Çünkü tavanı çok yüksek. Benim 3 yaşında oğlum var. O da herhangi bir şekilde yani bir darlık yaşamıyor burada otururken. Çok rahat ayaklarını savunuyor, vuruyor falan filan. İç hacmi bu şekilde arabanın. Yandan da çekip gösteririm. Şuradan şu şekilde yine bastığınız zaman kapanıyor ama biraz bakıma ihtiyacı var. Yağlamam lazım. Zor kapanıyor. İnşallah kapanır. Bakalım kapanacak mı? Kapandı. Sıkıntı yok. Arabanın arkadan da görüntüsünü gösterelim. Arka koltuklar. Dediğim gibi yani gayet yeterli. Benim boyum 1.80. Diz hacmi var. Diz mesafesi var. Hatta bineyim yani şöyle. Ayağımı şöyle koyayım. Çok rahat. Burada oturan seyahat edebiliyor. Biz uzun yolculuklara falan da gittik arkada insanlarla. Herkes gayet yeterli olduğunu söylüyor. Bagaj hacmine gelecek olursak bence bu arabanın bagajı da gayet yeterli. Tam teknik veri bilmiyorum ama 500 küsür litre olması lazım. Ama 500 küsür litreden ziyade tahminim, o hesabı yaparken şuraya kadar falan şöyle şu hizada yapıyorlar. Bu aynı zamanda böyle yüksek olduğu için, yüksek kullanım sürdüğü için yani bence 700-800 litre kullanım sağlıyor. He, bu da yetmez diyenler için şu altta büyük bir stepne var. İsteyen bunu da
söker. Burayı da havuz olarak kullandım ki ben o stepneye rağmen bile bir sürü şey koyuyorum buralara. Bagaj hacmi gayet yeterli. Bu elit paket. Bunda elektrikli bagaj yok. İsterseniz 4-5 bin liraya şuraya tuş ekliyorlar. Şuraya iki tane elektronik kol takıyorlar. Elektronik bagajında oluyor yani. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Arabanın genel incelemesi bir halk ağzıyla yapacak olursak bu. Dediğim gibi 1.6 turbo benzinli 4x4. Bu arabanın genel bir izlenim videosu olsun, ilk izlenim. Offroad videosu çekeceğim. Ben Atakum Samsun sahilde yaşıyorum. Sahile gidip offroad videosu çekeceğim sizin için. Bir de performans videosu. Uzun yola çıkıp 0-100 olsun. Bir de yine çok yüksek olmasa da 180'e kadar çıkarız çevre yolunda. Orada da bir video çekeceğim. Sizle paylaşacağım. Sorular, yorumlar olursa cevaplayacağım. Bu kanalımızın ilk videosu sayılır. Devamı gelecek diye düşünüyorum. Kanala abone olup beğeni atarsanız, destek olursanız sevinirim. İyi günler.